Dosya'dan yeniden merhaba. Bu bölümde Dosya'da Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencisi ressam Şeyda Çiçek var. Şeyda Çiçek ilk kişisel resim sergisini açtı. Bu sergiye konuk olduk, sergisiyle ilgili bilgiler aldık. Resim sanatını kendisinden dinlediğimiz Şeyda Çiçek, Dosya'da sanatını ve sergisini anlattı. İzliyoruz. Kendimi tanımaya başladığımda, yani kalemi tanımaya başladığımda, okul döneminde bu istek başladı. Aslında bunun adı birazcık çizmeyi öğrenmek gibi bir şey. İlkokula başladığım zamanlarda, bu bizim dönemimizde Snowy kalemlikler vardı, Snowy üçgen. Arkasında klasik bu çizgi karakterler, önünde de çarpım tablosu. Dersler bittikten sonra bu alındaki o resimleri oraya çizmekle başladı çizgisel olarak. Daha sonra ilkokulu bitirdikten sonra ailemin çalıştığı yerde, tabii varlıklı insanlar, bizler işçi ailesinin çocukları olduğumuz için keyifli de oluyordu. İyi ki de öyle olmuşum, ondan dolayı da ayrıca bir mutluluğum var. Oradaki tabii eğitim daha farklı olduğu için onların kitapları böyle resim defteri şeklinde ve renkli renkli hikayeler, tabii çocuğuz, ilgimizi çekiyor. Oradaki karakterleri artık yapmaya, resim defterine yapmaya başladım. Biraz daha böyle kompozisyon gibi, daha çizgisel, çizgi film gibi. Sonrasında tabii bırakmadım. Bu hep her resim dersinde alırdım ve bütün resim derslerimde başarılıydım. Lise dönemime kadar bu böyle. Arada lisede yarışmalar olurdu, katılırdım vesaire. Derecelerim olamadı. Ama ilgim hiç bitmedi. Liseden sonra üniversite sınavları vesaire, kazandığımız, gidemediğimiz yerler oldu. Sürekli bir arayış içindeydim tabii. O tam 1999-2000 döneminde Pera Güzel Sanatlar'a başladım. İlk profesyonel anlamda resim eğitimimi orada aldım. Orada Nilüfer Moriyer'in eğitiminden geçtim. Onu buradan çok öpüyorum, çok seviyorum kendisini. Şu an kendisi burada değil. Desteği çok büyüktür. Daha da geliştim. Daha biraz daha resmi, boyaları tanımaya başladım. Bırakmadım. Yani klasiklerle, kopyalamayla başladık. Tabii bu kendimizi bulamadık tabii. O esnada sürekli bu resim yapabiliyor muyuz, resim çizebiliyoruz vesaire. Hala yolun başındayım, çok başındayım. Hiçbir şey bitmiş değildir. Tasarım eğitimi aldım orada. İç mimari ve dekorasyon eğitimini üçüncülükle bitirdim Pera Güzel Sanatlar'da. Orada en büyük kazanımlarından birisi, tasarım eğitimi aldığımız için, bunu şu anda okuduğum okulumda da, bu bir altın kural benim için. Bu altın kuralım şöyle, ben en başına koyuyorum bunu. Hiçbir zaman oldum demeyeceğiz. Yani oldum dediğimiz an, bittiğimiz andır, gerçekten öyle. Çünkü biz tasarım eğitimi alıyorsak ve bu alanda bir şeyler yapıyorsak, yani bu tasarım yaptığımız şey her şey olabilir. Yani resim kurguluyor olabiliriz, herhangi bir obje olabilir, kılık kıyafet olabilir. Aksesuar olabilir. Bunu yaparken o beyin jimnastiği çok önemli. Hiçbir zaman oldum demememiz gerektiğini bize öğrettiler. 2017-2018 döneminde sınavlara girdim. Ve Beykent'i direkt yazdım. İletişim ve Tasarım bölümü. Aslında okumak istediğim bölüm iç mimarlık. Çünkü yaptığım iş 18 yıl, 19 yılı doldurdu. İç mimari alanında, iç mimarlık alanında ve tasarım ağırlıklı çalışıyorum. Ve bunun üzerine de artık eksik kalan eğitimimi tamamlamak istiyorum. Beykent'i gerçekten araştırdım. Güzel Sanatlar Fakültesi, gerçekten hocalarım özellikle, yani hocalarımızın CV'lerine varana kadar okudum. İyi ki de okumuşum. Yelda Hocam, Bahar Hocam, Bahar Kocaman, çok öpüyorum onu buradan, çok seviyorum. Yelda Özkoçak, keza. Yaptığım, alacağım eğitim de benim için, o eğitimi aldığım hocalarımın
CV'sinde yaptıkları şeyler, uyguladıkları benim için çok önemli. Bana rehber olacak. Onu düşündüğüm için bunlara çok baktım. Bunu yaparken tabii dışarıdan hocalarım da var. Onların çok büyük destekleri oldu. Onlar da yüreklendirdiler. Hem mesai arkadaşım hem hocalarım var içlerinde. Onlar kendilerini biliyorlar. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Hala yanımdalar. İnşallah bu böyle herhalde devam edecek diye düşünüyorum. Ve Serhat hocamla fuarda tanıştım. Öğrenci işleri dekanımızla. Bir tek soru sordum ben ona. Hocam dedim, ben yaptığım iş bu. İç mimari ve dekorasyon üzerine ağırlıklı çalışıyorum. Ama üç boyutlu tasarım ve üç boyutlu görselle sunum yapıyorum. Bu bölümü ben bu şekilde buldum dedim, yani araştırdım. Ben doğru olduğunu düşünüyorum ama eğer bana uygun değilse lütfen net olun dedim. Yani ben doğru bir yerde miyim, çap düşünüyorum. İç mimarlık ve üzerine dedim. Ben kendimi anlattıktan sonra o kadar net bir cevap aldım ki ve bununla beraber birçok vakıf üniversitesine başvuruda bulundum. Yani araştırma anlamında. Bilgi edinme. En net cevabı ben kendi hocamdan aldım. Bundan gerçekten kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. İletişim ve tasarım tam da benim yaptığım işin lisans diploması ve lisans eğitimi olarak gördüm. Çünkü yaptığım her şeyin tanımı vardı orada. Çok da mutluyum. Çap olursa çok daha mutlu olacağım. Ama olamasa da yaptığım işin diplomasını alacağım. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunun devamını getireceğim. Bu şekilde devam ettim. O final dönemlerinde benim resim yolculuğuma başlarken demiştik. Bu şekilde bir eğitim hayatım başladı. Ve bu arada tabii karma sergiler oldu. Yani 2008 yılında ben hatta Pera Güzel Sanatlar'da ilk önce 2001 yılında bir karma sergimiz oldu. Halka açık. Ondan sonra ilk karma sergim benim Kanserli Çocuklar Vakfı yararına, Kaçuv yararına, Askeri Müze'de 2008 yılında, Ağustos ayında gerçekleşti. 2009 yılında AK Merkez'de TGV yararına bir karma sergide yer aldım. Burada katılan sanatçılar diyorum, ben öyle bir niteliğim yok. Gerçekten çok büyük isimler ve onların yanında yer almak bana inanılmaz bir mutluluk verdi. Çok şey öğrendim, çok şey kattım. Bilinçaltıma yerleşti. Boş durmamaya gayret ettim. Onların yanında olabilmek benim için çok büyük bir şans. Ve devamında bu okul dönemimde benim finallerde bir telefon aldım. Burayı düzenlememe yardımcı olan hocamdı. Kanserli Çocuklar Vakfı yararına olan sergide de çok büyük desteği oldu. İsmini anmadan edemeyeceğim. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Operatör Doktor Olcay Derman. İnanılmaz enerjik, inanılmaz pozitif bir insan. İnanılmaz destek olan bir insan. Emeği çok büyük. Desteği çok büyük. Hiç yalnız bırakmadı. Ben geri durduğumda beni yüreklendirdi. İyi ki tanımışım, şanslıyım. Burayı düzenleyen, yerleştiren, tek tek seçen, hatta kataloğumu hazırladığımda yorumlarımı yapan, davetiyeme yorum yapan kendisiydi. Kullandığım materyal burada gördüklerimizde. Bir tane 2001 yılından bir çalışmam var. Kuru pastel. Kuru pastel tekniği, kağıt üzerine uygulanması. Guaş boya kağıt üzerine ve uygulanmış ağırlıklı olarak ve akrilik. Akrilik hem kağıt hem tuval üzerine uygulamalarım var. Ben bir önceki sergimizde, karma sergimizde figüratif yaklaşımlar sergisine katılmıştım işte final dönemimizde. Sonra da bir tezde bir karma sergi olmuştu. Oraya çalışmalarımı gönderdim. Orada yaptığım bir figüratif yüzlerle başlayan bir çalışmam oldu. Onun arkasından böyle bir ağırlıklı ön tarafta göreceğiniz çalışmalarım çıktı. Aslında bir arayışım, arayış demeyelim de yani oradaki kompozisyonlar aslında bilinçaltımın dışa vurumu diyebilirim. Birazcık insan odaklı orada çalışmalarım var. Herhalde o bilinçaltımın bana getirdiği şeyi yansıtmaya gayret ettim ama şimdi burada konu derseniz çok konu gibi değil de
Herhalde insanın iç dünyasını dışa vurmak gibi bir şey yaptım orada. Baktığımda onu görüyorum. Bu şekilde en son çalışmalarımı öyle nokta koydum ama kopyalamalarım, fotoğraf çalışmalarım, kopyalama derken ustalara hayranlıklarım var. Onların gölge ışıklarını çok beğeniyorum ve kendimi aslında biraz daha bileğime öğretmek adına onları çalışıyorum. Daha iyi nasıl çalışabilirim? Ben kendim daha iyi nasıl tarzımı bulabilirim? Onları da göstermek istedim. Onları yapma sebebim biraz da ilk kişisel sergi olduğu için yapabildiklerimi hep bir arada sunmak istedim. Bu illüstratif genelde yorumlanıyor. Ben çok aslında başında olduğum için bunları isim bu şekilde vermek bilemiyorum doğru mu değil mi? Ama öyle adlandırıldığını da öğrenmiş oldum, öğreniyorum. Bunları bu son dönemlerde farkına varmaya başladım. Öğrenme yolundayım. Bu şekilde gelişti. Ama tabii klasikleri de çok seviyorum. Fotoğraf çekerek fotoğraflardan, kendi çektiğim fotoğraflardan çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. İlerleyen hayali çalışmalarım var. Şehir silüetleri, gökdelenler gibi. Tabii burada birkaç tane var ama tabii hepsini buraya getirebilmek biraz zor oluyor. Orada Olcay Hocam'ı bıraktım. Olcay Hocam'ın arzu ve önerdiği şekilde hareket etmek istedim. Çünkü onun gözüne çok güveniyorum. Çok tecrübeli bir göz. Böyle bir çalışma çıktı ortaya. Genel itibariyle böyle ağırlıklı burada guaj ve akrilik çalışmaları var. Rembrandt'ın portresini çalıştım. Çünkü gerçekten hayran olduğum, dahi diyebileceğim ustalardan. Ve gerçekten çalışırken, resim döneminde çalışırken takip etmeye gayret ettiğim, çizgisini beğendiğim ustalardan biri. Albert Dürer var. Caravaggio'nun bir çalışması var. Burada ve Leonardo tabii onu. Burada getiremediğim alanım yok. Onu da çalışmıştım kuru pastel olarak. Hepsinde benim özellikle beğendiğim Monet var. Gölge ışıklarını çok seviyorum. Oradaki çalışmalardaki vurgular çok hoşuma gidiyor. Belki farkında değilim ama sanki iletişim ve tasarım okuyorum, onun da bir etkisi ve özel çekim midir onu da bilemiyorum. Bilinçaltı belki. Ama ben bu yani resme ilgi duymaya daha bilinçli olduğum anlardan itibaren en çok onların eserleri dikkatimi çekti benim. Yani o ışıktaki oynamalar, akşam güneşinin bir yere vurması ya da bir çalışma yaparken o çalışma üzerindeki ışık oyunları çok dikkatimi çekmiştir ve o yönde hep çalışmalarımı bileğimi hazırlamaya. Nedenini ben de bilmiyorum ama çok daha bana cazip geliyordu. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Hepsinin ayrı bir tarzı var, tadı var. Sebep biraz o. Yani gölge ışık diyebilirim. Onu kullanmaları ve birçok alanda da çalışmalarının olması. Sadece resim sanatçıları ve ustaları değil bu isimler. Bir Leonardo'nun mühendisliğini de biliyoruz. Doğru işler yapabilmek adına birazcık ustalardan faydalanmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii burada onları çalışırken es geçmemek lazım. Bize eğitim veren hocalarımızın da çok büyük destekleri var. Aslında bu ilk illüstratif dediğimiz çalışmaların ben çok düşündüm neden, hani nasıl böyle bir şey yapabileceğimi ben de bilmiyordum. Bahar Hocam'ın dokunması oldu galiba. Çünkü temel sanat eğitimi aldığımız eğitimlerde, verdiği derslerde, ara ara kendisine danıştığımızda farkında olmadan böyle şeyler çıktı. Ama herhalde diyorum İlhan Perin Bahar Hocam'dı. Şöyle çalışmaya başladığım anda bir karar, yani önce zaten bir altlı olur. Hani bir hazırlıktır, bu beyin jimnastiğidir, yani eskize dökmeden önce onu ben çok düşünürüm. Sürekli araştırırım, ya fotoğraf çekerim, neyi çalışmak istiyorum, perspektif mi, bir obje mi, ya da bir canlı mı, ya da bir portre mi çalışacağım. Sürekli fotoğraflar çekerim, onlara bakarım,
durup dönüp tekrar bakarım ya da işte ustaların çalışmalarına bakarım. O an fotoğraflardan anında bırakıp ustalardan bir şey yapmak isteyebiliyorum. Ruh haliyle çok alakalı bir durum. O anda, yani o anda dediğim, aslında bunun bir evveliyatı var. Bu araştırma sonrasında dediğim gibi bir dönüş, kendi yaptığım çalışmaları bırakıp işte ustaların yapmış olduğu çalışmalara bakarken o saatte ben bunu yapmak istiyorum. O anda bir şey oluyorsa onu çalışmaya başlıyorum. Ön hazırlığımı yapıyorum. Sonrasında tabii bu birdenbire hemen, aslında bir gün bir saat falan vermek çok doğru değil. Yani hissetmekle alakalı biraz yaptığınız çalışmayı. Zaten ben kendi çektiğim fotoğrafta ya da bir çalışmada onu hissetmiyorsam ona başlayamıyorum. Olmuyor yani. O zaman görev gibi oluyor. O görevde de kendimi göremiyorum. Diyorum ben bunu yaptım ama bu benim iş gibi oluyor. Yapmış olduğum şeyi sevemiyorum. Bu benim çalışma hayatımda da böyle. Yani projemi aldığım zaman, işimi bitirirken iyi başlamadıysam o iş doğru çıkmıyor. Ve sürekli süre uzar. Böyle bir durum oluyor. İşi sevmekle çok alakalı. Yaptığım şeyi sevmekle çok alakalı. Bir süre belirtemiyorum o yüzden. Hani belli bir süresi yok açıkçası. Şöyle, yetenek tabii ki artı bir. Yani bir sıfır önde başlıyorsunuz. Ama yapamam diye bir şey yok. Hiçbirimiz öğrenerek doğmuyoruz. Ben hep şunu derim ve bunu çok severim. İstemek başarmanın yarısıdır. Eğer istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki isteyelim. Yapılabilir. İmkansız diye bir şey yok. Yani yapamam biraz kaçış gibi geliyor bana. Yani istedikten sonra her şeyi yaparız ama yetenek onu daha büyük besleyen bir şeydir. O bambaşka bir şeye doğru gidiyor. Herkes yapabilir. Yapmak isteyen herkes, sanat bu. Uğraşmak isteyen mutlaka kaçmasın, uğraşsın derim. Farklı bir dosyada, farklı bir konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.